Gölyazı, Ulaabat Gölü'nün hemen kenarında, yarımada üzerine kurulmuş Bursa'nın masalsı köşelerinden biridir. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan ve şehrin önemli turizm noktalarının başında gelen Gölyazı, geçmişi M.Ö. 6. yüzyıla dayanan bir tarihi bünyesinde barındırıyor. Kazı günlükleri bu programda sizleri Apollonia Edrindacum antik kentiyle buluşturuyor. Bursa Gölyazı Mahallesi ve Apollonia Edrindacum antik kentindeyiz. Kentle ilgili bilgilerimiz aslında 19. yüzyıla kadar gidiyor. İlk defa 19. yüzyılın sonunda Löba ve Reinach gibi araştırmacılar kentle ilgili araştırmalar yapmışlar ve kentin olası bir takım yapılarıyla birlikte planını ortaya çıkarmışlar. Daha sonra kentle ilgili 2005 yılında Ali Kazım Öz bu bölgede bir yüzey araştırması yapıyor ve yine kentte olası yapılarla ilgili bir takım önerilerde bulunuyor. Ancak 2015 yılında Bursa Müzeleri Başkanlığı'nda ve Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şahin'in bilimsel danışmanlığında kentte ilk defa nekropol alanında kurtarma kazıları başlıyor. Kurtarma kazıları sırasında nekropol alanında 27 tane mezar açığa çıkartılmış. Bu mezarların 9 farklı tipte olduğu tespit edilmiş ve mezarların kronolojik aralıklarıyla ilgili Helenistik dönemden geç antik çağa kadar uzanan geniş bir spektrumu kapsadığı tarif edilebilir. Daha sonra yine 2017 yılında hem kutsal alan olarak bahsedilen kimi zaman Demeter ya da Kibele tapınağının ya da kutsal alanının adı geçen yerin dışında Kızada olarak bildiğimiz gölün içinde bağımsız bir adada bir Apollon kutsal alanından bahsedebiliyoruz. Kısa süreli bu kazılardan sonra kente tekrar 2021 yılında Bursa Müzeleri Başkanlığı'nda ve tarafından bilimsel danışmanlığıyla birlikte biz tiyatro alanında kazı çalışmalarına başladık. 2022 yılından itibaren de bu yıl ikinci yılımız. Ben bu arada çok teşekkür ediyorum Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle ve hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle aynı zamanda da Nilüfer Belediyesi'nin sponsorluğunda üçüncü yılımızı tiyatroda devam ettiriyoruz. Ve tiyatronun belli bir bölümünü açığa çıkarmış olmaktan da gurur duyuyoruz. Bunun yanı sıra kentte yine geçen yıldan başladığımız Apollon Kutsal Adası'nda başladığımız kazı çalışmalarını da devam ettiriyoruz. Kentle ilgili genel olarak baktığımızda Apollonia Edrindacum dedim. Aslında Apollonia adıyla başlayan birçok kent var. O yüzden kentin lokalizasyonunun net olarak tarif edilmesi için antik dönemde de kullanılan lokasyonla ilgili yani Rindakos Çayı, Koca Su Çayı kenarında kurulmuş Apollonia olarak kentin özellikle isminin belirtildiğini görüyoruz. Zaten kent sikkelerinde de bu ad tam olarak geçmektedir. Kentin kuruluş tarihiyle ilgili çok farklı bilgilere rastlıyoruz. Resmi kayıtlara göre özellikle yani epigrafik bilgilere göre kentin 2. yüzyıla kadar en fazla İsa'dan önce gittiğini söyleyebiliriz. Ama diğer arkeolojik buluntular bize kentin kuruluş tarihini 5. yüzyıla arkaik döneme kadar geri çekiyor. Dolayısıyla arkaik dönemden günümüze kadar sürekli yerleşime maruz kalmış bir kent üzerindeyiz. Dolayısıyla bunun avantajları da dezavantajları da çok fazla. Dezavantajlarından biriyle ilgili en önemli söyleyeceğimiz şey kentte önemli yapıların ciddi tahribata uğraması olarak söylenebilir. Kent birbiriyle bağlantılı 3 tane adacıktan oluşuyor. En son ada bir köprüyle bağlantılanmış. Aslında yerleşiminin ana mekanı olarak da 3. adadan bahsedebiliriz. 1900'lere kadar bu 3. adanın özellikle hem gayrimüslimler hem de Müslüman halk tarafından kullanıldığını biliyoruz. Adada 3 tane kilise, 1 tane şapel olduğunu biliyoruz ve 1900 yılında ciddi bir yangın geçirdiğini, sonrasında da kent yerleşiminin yeni mahalle olarak adlandırılan 2. adaya doğru dağıldığını söyleyebiliyoruz.
Kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle Bursa Uludağ Üniversitesi adına 2022 yılından beri Profesör Doktor Derya Şahin başkanlığında devam ediyor. Türk Tarih Kurumu ve Nilüfer Belediyesi de kazılara desteğini sürdürüyor. Kentte kazılar ilk defa Bursa Müzesi Başkanlığı'nda Profesör Doktor Mustafa Şahin danışmanlığında 2015-2017 yılları arasında gerçekleştiriliyor. Nekropol alanında 27 mezar açılıyor ve kutsal alanla birlikte Kızada'da bulunan Apollon Tapınağı'nda kazılar devam ediyor. Kentte bugün ayakta büyük bir bölümü korunmuş bir tiyatrodan bahsedebiliyoruz. Bugün zaten şu an tiyatro alanında bulunuyoruz. Tiyatro tipik bir Helen tiyatrosu. Bir yamaca yaslanmış şekilde planlanmış. İki parados'u var. Biz 2021'den itibaren Doğu Parados'un büyük bir kısmını açığa çıkardık. Doğu Parados duvarının hem kuzey hem de güney duvarlarını açığa çıkardık ve kısmen tiyatroyu çepeçevre saran Anelemna duvarının yine bir kısmı ortaya çıkartılmış durumda. Evet, kentteki tahribattan bahsetmek gerekirse aslında sadece Apollonia kentine özgü bir tahribat da değil. Aslında biz yerleşimin sürekli devam ettiği birçok klasik kentte aynı hikayeyi görebiliyoruz. Çünkü 395'te Hristiyanlığın resmi bir din olması ve bu dinle birlikte özellikle tiyatro, hamam gibi kamu yapılarının lanetlenmesi bu yapıların hızlı bir şekilde tahribatına neden oluyor. Bunun dışında Gotist silahları ve daha sonra 6. 7. yüzyılda devam eden Arap akınları kentin yerleşiminin küçülmesine ve aslında Helenistik dönemde yapılmış olan kent surlarının Roma döneminde Pax Romana ile birlikte etkisinin kaybolması ve sonrasında Arap akınları ile birlikte tahkim edilmesini zorunlu kılıyor ve bu tahkimat sırasında da tekrar özellikle bu tür kamu yapılarından ciddi oranda mimari parçaların kent surlarına transfer edildiğini söyleyebiliriz. Bu örnek dediğim gibi sadece buraya özgü bir örnek değil. Birçok kentte aynı uygulamayı görmek mümkün. Örneğin mesela Bursa bölgesinde Nikaya yani İznik'te de aynı durum sur duvarlarında mevcut. Zaten sur duvarlarını dikkatli bir şekilde gezdiğinizde çok fazla şipolyen yani devşirme malzemeyle karşılaşırsınız. Tiyatronun oturma basamaklarının bir bölümünün de sur duvarlarında olduğunu çok rahat bir şekilde bugün gezerken görmek mümkündür. Derya Hoca ve ekip arkadaşları Zambaktepe'de bulunan tiyatroda hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Günün ilk ışıklarıyla başlayan kazı çalışmaları gün batımına kadar devam ediyor. ...2017 yılında başlayan Kızada'da bulunan ve Apollon kutsal alanı olarak tanımlanan... ...adanın etrafı çünkü ciddi bir anlamda bir Temenos duvarıyla çevrilmiş... ...ve içinde tapınak ve stoa yapısından bahsedebiliyoruz. Yine antik araştırmacılardan bahsetmiştim, Reina ve Löba. Burada aynı zamanda üstü tonozlu tapınağın etrafında bulunan yapılardan bahsediyor. Biz bu yapılara dair henüz bir arkeolojik veriye ulaşamadık. Ama ilerleyen zamanda ulaşacağımızı umut ediyorum. Ancak adada bulunan Apollon Tapınağı ile ilgili çok önemli verilere ulaşıldığını söylemek mümkün. En azından tapınağın açılan opistodomos kısmından tapınağın 3 dönemde genişletilerek kullanım gördüğünü söylemek mümkün olabiliyor. Ayrıca kent sikkelerinde yine 4. yüzyılda basılmış Apollonia et Rindacum kent sikkelerinde biz tapınağın bir silüet tarzı her iki tarafta Templum Antis'in içinde bir Apollon Sarraktonos heykelinin bulunduğu sikkelerden de bahsedebiliyoruz. Muhtemelen bir peripteral tapınak ve etrafını çeviren bir stoa mevcuttu. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi hem tiyatroyu tamamen açığa çıkarmak ve daha sonrasında Segesta Sözleşmesi kapsamında tiyatronun tekrar bir gösteri mekanı olarak düzenlenmesini sağlamak. Onun dışında Gölyazı bugün turizm için de önemli bir yerleşim yeri haline geldi.
geldi. Adada sürekli gelen ziyaretçilerin kayıklarla gezi yaptığını biliyoruz. Onların gezilerini daha anlamlı hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de tapınaktaki çalışmalarımız da çok önemli. Bilimsel verilerin dışında burada ciddi bir sirkülasyona da neden olacağına inanıyoruz. Çünkü adadaki bu kutsal alan süreç içerisinde büyük oranda açığa çıkartılacak ve muhtemelen kentteki tahribattan biraz izole kalmasının sayesinde daha iyi korunmuş olduğunu düşünüyoruz. Uluabat Gölü'nün kuzeyinde yer alan, ayrıca muhteşem bir gün batımı manzarasının da sizlere eşlik ettiği Gölyazı, tarih ve arkeoloji meraklılarına adeta bir davetiye çıkartıyor.